Merhabalar arkadaşlar. Yeni ünitemizde yine yeniden beraberiz. Bu ünitemiz Science ünitesi. Artık 9. ünitedeyiz. Science ünitemizde hem geçmişte yapılmış yeni keşifler, yeni icatlar hem de günümüzde kullanılan bazı şeylerin terimlerinden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Öncelikle kelimelerimize bir göz atalım. Science bilim demek. Önce bunu bir yazarak başlayalım. Bilim. Bakalım bize bilimle ilgili hangi kelimeleri öğretecek. Öncelikle science zaten bahsettik. Bilim, fen dallarıyla ilgilidir. Scientist, bakın kelime kökünden zaten türemiş. Science, scientist. Science and scientist. Scientist ise bilimle uğraşan kişi. Yani bilim insanı demek. Peki. Chemist. Chemist. Kimyager. Çocuklar. Chemist. Kimyager. Physicist. Bu ise fizikçi. Kelimelerim çok zor görünebilir. Aslında Türkçe'de de çok yakın anlamlarını kullandığım için çok rahat öğreneceğime eminim. Physicist. Bakın fizikçi. Scientific development. Scientific bilim de değil mi? Science bilim. Bakın aynı şeyi türetebilirim kökünden. Science bilim. Scientist bilim insanı. Scientific bilimle alakalı bakın. Scientific bilimle alakalı. Development'ı öğrenmiştim. Gelişme demekti. Ne oluyor? Bilimsel gelişme. Bilimsel ilerlemeler. Nobel Prize. Nobel Prize. Çok önemli bir ödül dünya çapında. Ülkemizden de kazanan bizim Türk insanlarımız var. Bir tanesi Orhan Pamuk edebiyat alanında. Bir diğeri de Aziz Sancar. Sizin çok yakından tanıdığınız saygıyla önünde eğiliyoruz hepsinin. Nobel Prize bir alanda edebiyat, kimya, biyoloji, matematik alanlarında çığır açan yenilikler ve buluşlar yapan insanlara verilen ödül. Nobel ödülü değil mi? Nobel ödülü. Bir diğer kelimem alkemi. Alkemi. Simya. Yine karışımlarla alakalı bir anlamı var. Filozofi. Felsefe bakın. Filozofi. Felsefe. Ne kadar okunuşları rahat ve birbirine çok yakın. Filozofi. Felsefe. Astronomi. Bakın aynı astronomi, Türkçe'de de aynı anlamda. Astronomi, astronomi. Yani uzayla ilgili olan kısım. Medicine, tıp demek çocuklar. Medicine. Tıp alanını medicine kelimesiyle anlatıyorum. Theoretical physics, theoretical. Şimdi theoretical'ı bir önce açalım. Theoretical. Teorik demek. Fizik zaten öğrenmiştim. Fizik. Bakın teorik fizik. Theoretical physics. Quantum theory. Quantum. Quantum ise bildiğimiz gibi yine uzayla alakalı bilimsel gerçeklerden bahsediyorum. Quantum theory. Quantum teorisi. Theory of relativity. Theory of teori, teori. Bakın yine çok benzer. Hem söyleniş hem anlamı. Teori demek. Theory of relativity. Relativity. Görecelilik kanunu. Peki kim de bunu dünyaya tanıtan? Tabii ki E eşittir mc kare formülüyle Einstein değil mi çocuklar? Einstein'ın hem Nobel ödülünü aldığı hem de dünyaya kendini tanıttığı en önemli formülü görecelilik kanunu teorisi. Peki ne der? Bir fikriniz var mı? Görecelilik teorisi der ki zaman ve kavramlar, zaman algısı durumlara göre değişiklik gösterebilir. Yani hemen şöyle söyleyeyim, çok ders çalışırken zaman hiç geçmek bilmek istemez. Ama çok sevdiğiniz bir oyun oynarken ya da çok sevdiğiniz bir film izlerken bir bakarsınız 3 saat geçmiş, hiç farkında değilsiniz. İşte bu görecelilik teorisi. Peki devam edelim. Gravity. Gravity.
Yer çekimi kanunu. Evet. Kimdi? Evet, yer çekimi kanunu yapan. Eminim ki cevaplarınızı hemencecik verdiniz. Bunların tabii ki kişilerini bilmek çok önemli. Yer çekimi kanunu, görecilik kanunu, kimler neleri yapmış bunları bilmekte fayda var. Kozmoloji. Kozmoloji evren bilim çocuklar. Kozmoloji. Evren bilim. Evet. Black hole. Black hole. Kara delik. Black hole. Kara delik. Stem cells kök hücreleri demek. Cell zaten hücre. Stem cells ise kök hücre anlamına geliyor. Equation. Denklem. Eşitlilik. Equation. Equality'den aklımızda kalabilir aslında. Aynı kök. Equation. Denklem. Eşitlik. Hemen bir sonraki kısma geçiyorum. Bu grubu bakalım. Hybrid car. Hybrid car. Hybrid car'lar zaten günümüzde çok yaygın. Mutlaka duymuşsunuzdur. Hem elektrik hem petrolle çalışıyor. Belli bir hızda giderken elektrik kullanarak yakıttan tasarruf yapıyor. Hem çevreye hem doğaya böylece katkı sağlıyor. Belli bir hızın üzerine çıktığında ya da araba ilk çalıştırılırken bu sefer petrolden yardım alıyor ve kendini şarj etmeye yarıyor. Hibrit karlar günümüzde artık çok yaygın. İnşallah ileride tamamen elektrikli arabalara döneriz ki çevremize yaydığımız benzinden, petrolden, o dumandan oluşan zararları artık sıfıra indirmiş oluruz. Explore, keşfetmek. Explore. Explore, keşfetmek. Explorer mesela, keşfeden kişi, maceracı anlamında. Explore. Şimdi diğer grubu çocuklar şuraya kadar şöyle bir bütün olarak alalım. Önce buraya discovery yazalım. Altına invent kelime grubunu yazalım. Çünkü ikisi sınavlarda çok çıkıyor karşıma. Anlamları çok önemli. Örneğin soruyor, veriyor madde madde. Ya bunlar nedir? Yani bir discover mıdır, bir invent midir diye soruyor. O yüzden anlamını çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Discover, discovery, discoverer. Zaten discover, bakın, keşfetmek. Discovery, keşif. Discoverer, kaşif. Yani bu keşfi yapan, herhangi bir keşfi yapan kişi discoverer. Peki invent. İcat etmek. İcat etmek. Invention. İsim hali. İcat. Inventor. Mucit. Bakın. Keşfetmek ve icat etmek arasında nasıl bir fark var? Çok çok büyük bir fark var. Çünkü keşfetmek demek var olan, yeryüzüne var olan fakat daha önceden bilmediğimiz bir şeyi ilk defa bulmak demek. Örneğin Amerika kıtasının keşfi. Amerika kıtası zaten orada vardı. Sadece Amerika Vespucci ne yaptı? Gemiyle seyahat ederken kıtayı keşfetmiş oldu. Yani var olan bir şeyi keşfetti. Tabii ki ilk defa bulduğu için de kıtaya onun adı verildi. Peki invent ne demek? Invent icat etmek. Yani olmayan bir şeyi ilk defa yapmak demek. Örneğin çamaşır makinesi bir icattır. Çünkü daha önceden bir çamaşır makinesi yoktu. Bunu bir keşif olarak adlandıramam. Fakat ilk defa yapıldığı için makine olarak bu bir icattır. Yani invention'dır. Peki elektrik bir keşif midir, bir icat mıdır? Tabii ki keşiftir. Çünkü zaten doğamızda elektrik vardı. Bunun biliyorsunuz Benjamin Franklin ilk defa keşfediyor ve diyor ki evet elektrik artı ve eksi iyonlarla bir araya geldiği zaman ortaya çıkıyor diye bize söylüyor. O yüzden bunlar şıklarda nasıl veriyor? Örneğin ampul, elektrik, işte Amerika kıtası, örneğin çamaşır makinesi. Hangileri icat, hangileri keşiftir diye veriyor. Hemen sorunuza baktığımız zaman çok dikkatli olarak şunu düşünün. Önceden var mıydı? Örneğin uranyum maddesi. Merkürden bahsedeceğiz birazdan. Merkür mesela maddelerin birkaç tane iyi madde keşfediyor. Onunla Nobel ödülü alıyor. Fakat olmayan bir şey icat etmiyor. Var olan maddeleri keşfediyor. Discover varsa doğamızda, biz onları ilk defa keşfediyorsak bunun adı keşif oluyor, discovery oluyor.
Eğer yapan kişi de adını da verebiliyor çoğunlukla. Discoverer, kaşif. Peki hiç ortada yok öyle bir şey. Örneğin ampul. Ampul bir icattır aslında. Elektrik tabii ki keşif ama ampul bakın ondan faydalanmamızı sağlayan bir araç. O yüzden invent icat etmek. Invention icat. Inventor ise mucit. Yani ilk defa yapan kişi. Evet çok önemli burayı amana gözden kaçırmayalım. Research araştırmak. Araştırma yapmak. Artificial. Artificial. Yani suni çocuklar. Yapay demek. Sonradan yapılan. Artificial. Doğal olmayan demek. Virtual. Sanal. Virtual glasses var. Yani 3 boyutlu sanal gözlükler. Hani takıyorsunuz sanki etrafınızda yeniden bir dünya oluşuyor. Onun içinde hareket ediyormuşsunuz gibi. Şimdi virtuality yani görsellik, sanallık hepsi bir araya geliyor. Bizim günümüzde artık bunlar sanal dünyada maalesef çok kullandığımız şeylerden biri. Neden maalesef dedim? Çünkü tabii ki bunlar suni, artificial yani gerçeklikten bizleri uzaklaştırıyor. Ama teknolojik açıdan da çok güzel gelişmeler. Endeavor. Çaba göstermek bakın. Çaba, gayret, uğraş. Endeavor. Accomplishment. Bunu daha önceden de görmüştük. Başarı demek. Başarı. Range. Alan. Çeşit. Sıra. Range. Transform. Dönüşüm. Bunu da çok iyi biliyorsunuz aslında. Transformers vardı arabalar. Ne yapıyordu arabalar? Hop. Hemen neye dönüşüyorlardı? Birer robota değil mi? Otorobota dönüşüyordu. Transform'un bakın kökünden geliyor. Transform dönüşmek demek. Transformers işte dönüşenler aslında robotlardan, otorobotlardan, arabalara, arabalardan robotlara dönüştükleri için transform kelimesini gördüğümüz anda aklınıza Transformers'lar gelsin. Çizgi film izleyin gayet de güzel filmler. Product ürün demek. Ürün product. Melt erimek, eritmek. Nerede işimize yarayacak? Tabii ki kimyadan bahsedeceğiz. İcatlardan bahsedeceğiz. Önemli bir kelime melt. Erimek, eritmek demek. Layer. Layer. Katman. Tabaka. En çok layer deyince aklınıza dünyanın katları ve katmanları gelsin. Dıştan içe doğru biliyorsunuz. Dış kabuk, iç kabuk. Layer. Çok önemli. Kat kat. Generate. Nereden aklımızda kalacak? Jeneratörden. Jeneratörün köküdür bu çocuklar. Generate. Bakın. Generate. Üretmek demek değil mi? Üretmek. Jeneratörler ne üretiyor? Elektriklerimiz kesildiği zaman elektrik üretiyor. Generate. İşte o kelimenin kökü. Aslında İngilizceden geçme. Generator. Üreten, elektrik üreten demek. Generate de bakın üretmek, oluşturmak. Prototype. Prototype ise prototip. Yani herhangi bir şeyin ilk defa ortaya çıkarılma aşamasında ilk örneği çocuklar, prototipi. Biz de prototip olarak kullanıyoruz. Aslında kullanmamamız lazım ama çok dilimize artık böyle yerleşmiş. Prototip yani ilk örneği, herhangi bir şeyin numunesi demek. Gelelim üçüncü grubumuza. Mold, kalıp, şekil vermek. Bakın, mold, kalıp, şekil vermek. Durable, uzun ömürlü, sağlam. Durable. Bunu gördüğümüz aklımıza ne gelsin? Evet bir pil var biliyorsunuz markasını söylemeyelim. Çok uzun ömürlü olduğunu söylüyorlar. İçindeki maddesi fazla olduğu için daha uzun süre bize fayda sağlıyor. İşte bunlar durable pills. Yani uzun ömürlü sağlam. Durable uzun ömürlü demek. Debate tartışma. İki kişinin karşılıklı olarak illa kavga olarak düşünmeyelim. Bir konu hakkında ben böyle düşünüyorum. Hayır ben de böyle düşünüyorum. Öyle olabilir. Hayır yanlış düşünüyorsun. Bak burada hatalarım var gibi. Debate, tartışma birlikte karşılıklı o konu üzerine münazara etmek. Medieval, medieval orta çağ çocuklar. Orta çağ. Evet, neden medieval'dan bahsetti? Çünkü geçmişten günümüze kadar belli dönemlerde çok önemli icatlar, mucitler çıktı. Orta çağ, yeni çağ hepsinde işleyeceğiz yakın dönemde de. O yüzden medieval kelimesini karşımıza çıkar. O yüzden mutlaka çalışalım. Contribution. Contribute katkıda bulunmak demek. Bu kökten üreyen bir isim. Contribute katkı sağlamak. Contribution katkı destek demek. Catgut. Bakın ameliyat ipliği. Catgut. Chemical substances. Chemical.
chemical kimya ile alakalıydı. Aynı kök bakın. Hiç yani sürekli ya farklı farklı kelime gibi ezberlememe gerek yok. Aynı köklerden ürüyor. Bunları bildiğimiz zaman zaten mantık olarak üretebilirim yeni kelime. Chemical substances, kimyasal maddeler. Diagnose teşhis etmek. Ne yapıyor doktorlar? Herhangi bir şekilde tanı koydukları zaman evet bunun sebebi budur dedikleri an işte diagnose yani teşhisi koymuş oluyorlar. Examine, incelemek, examine. Cure, bakın tedavi. Artık önce diagnoz ettiler değil mi? Arkasından cure kısmına geçiliyor. Yani diagnozdan sonra cure kısmına geçilebilir. Önce teşhis edeceğim, arkasından tedavi. Bu ikisini bir ezberleyelim. Rabies vaccine ise kuduz aşısı. Tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Explode, patlamak. Bu da birçok şeyi patlatarak yeni yeni şeyler yapmışlar geçmişte. Evet, gelelim 3. grup kelimemize. Bakın. Compass. Compass. Evet, çok önemli değil mi? Pusula. Her türlü alanda kullanılıyor. Peki compass'in ana mantığı ne? Manyetik alan değil mi? Dünyanın manyetik alanına göre kuzeyin ve güneyin bulunmasıyla alakalı compass. Printing press. Tarihin yönünü değiştiren icatlardan bir tanesidir. Baskı matbaa makinesi. Hemen yazalım. Matbaa makinesi. Neden önemlidir? Çünkü sanayi devrimiyle beraber okuma yazma oranını artırdığı için çok önemli bir yere sahiptir tarihte. Steam engine, buhar makinesi. Evet, bu da aynı şekilde buhar makinesi. Tarihin yönünü değiştiren sanayi devriminin en önemli icatlarından bir tanesidir. Steam engine. Aslında buhar var. Buharı keşfediyorlar aslında. Fakat bunu makinelerde kullanmaları, makinelerin basınçla çalışmasına sebep vermeleriyle ne yapıyor? Artık makineler, gemiler, vapurlar, trenler ve yeni yeni makineler yapılarak, buharla çalışan makineler yapılarak sanayi ilerliyor ve bir devrim gerçekleşiyor. Tire, tekerlek. Bu da aslında değil mi çok eskilerden ta ilk insanların bulduğu bir işimize çok yarayan bir alet. Tire, tekerlek. Vesin, aşı. Vesin. Windshield wiper, cam sileceği. Değil mi? Cam sileceği. Windshield wiper. TV remote control. TV remote control. Televizyon kumandası. Günümüzde çok işimize yarıyor. Yerimizden kalkmadan rahatlıkla televizyonun kanallarını değiştirebiliyoruz. Prize, ödül. Çok çıkıyor karşımıza. Reward gibi. Prize de aynı anlamda. Fossils. Bakın fosil. Planets. Gezegenler. Planets. Bakın bunların hepsine genel anlamıyla planets deniyor. And binoculars. Dürbün. Dürbün. Çok önemli. Binoculars. Çünkü neyin de aslında bir nevi tabanı teleskoplarında aynı mantık uzağa yakınlaştırmak için kullanılıyor. Wheelchair, tekerlekli sandalye. Yine tekerlekten fayda sağlanarak yapılmış bir yardımcı sandalye bize. Tekerlekli sandalye. Evet, gördüğünüz gibi kelimelerimiz çok güzel, çok eğlenceli. Eminim ki çok da rahat da çalışacaksınız. İşinize de yarayacağına eminim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Unutmayın, tek tek aynı şeyleri ezberlemeye gerek yok. Köklerini bildiğimiz zaman kelimeyi türetebilirim. Birazcık mantık yürütebilirim. Hem de işimi kolaylaştırabilirim. Zaten burada bakın icatlar, bilim, kimya hep onlardan bahsettik. Bu ünitemizde zaten aynı konu üzerine ilerleyecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin çocuklar.